Tarihi bulgulardan yola çıkılarak, ilk geminin, M.Ö. 4000 yıllarında Mısır'da inşa edildiği düşünülmektedir. Daha sonra Avrupa ve Asya'da farklı tekniklerle inşa edilen gemiler, hem harp teknolojisinin gelişmesi, hem de dünyanın keşfedilmesi bakımından çok büyük fayda sağlar. Buzlarla kaplı kuzey bölgelerinden sıcak sulara inmek ve ayak bastıkları her kara parçasını istila etmek amacıyla denize açılan Vikingler, gemi teknolojisini etkili bir savaş aracı olarak geliştirir. Öyle ki, M.Ö. 845 yılında Paris'e, oradan Almanya'ya kadar ulaşan Vikingler, tüm Avrupa'yı korkudan titretmiştir. 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'ya hakim olan Türkler, birçok bölgede beylikler kurar. Ünlü Selçuklu ordusu komutanlarından Çaka Bey de, İzmir merkezli kurduğu beylikte denizcilik faaliyetlerine büyük önem gösterir. Hatta burada oluşturduğu 50 gemilik kuvvetle, ilk Türk Deniz Kuvvetleri filosunu kurmuş olur. Osmanlı Devleti de, geçmişinden aldığı tarihi mirasa sahip çıkar. Özellikle Avrupa'yı Kızıl Elma olarak kabul eden Kanuni Sultan Süleyman döneminde, deniz kuvvetlerine büyük önem verilmiştir. Yaşadığı dönemde dünyanın en büyük denizcisi olarak kabul edilen Piri Reis'in çizdiği haritada, Sultan Süleyman Han'ın ordusuna yol göstermiştir. Daha sonra, denizlerde mutlak hakimiyetini sağlayan ve Kızıl Sakalı nedeniyle Avrupalıların, Barbaros olarak andığı Hızır Hayreddin Paşa'nın, Osmanlı donanmasının başına geçmesiyle birlikte Akdeniz, bir Türk gölü haline gelir. 15. yüzyıl başlarında artan keşfetme arzusu, insanoğlunu, kara parçaları ve deniz üstünden, denizlerin altına sürükler. Denizaltının derinliklerini keşfetmek amacıyla başlatılan denizaltı araç çalışmalarının ilki, 1465 yılında, Konrad Kaiser tarafından yapılır. Daha sonra 1500 yılında Leonardo da Vinci, 1578 yılında William Born, 1603 yılında Cornelius van Rebel, 1797 yılında Robert Fulton ve 1719 yılında Osmanlı tersane mimarı İbrahim Efendi'nin denizaltı çalışmalarıyla insanoğlu, denizler altındaki keşfini sürdürür. Bundan 100 yıl sonra, Sultan II. Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti tarafından inşa edilen denizaltı da, dünyanın ilk torpido atabilen denizaltısı olarak tarihe geçer. Türkiye Cumhuriyeti döneminde de önemini koruyan donanma, teknolojinin gelişmesiyle birlikte modern çağa ayak uydurmaya çalışır. Dünya genelinde savaş gemisi teknolojisinde birbiri ardına yapılan atılımlar, Türk donanmasını da etkiler. Özellikle 2000'li yıllar sonrasında denizlerdeki varlığını korumak ve donanmasını güçlendirmek adına önemli projeler geliştiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yerli ve milli kaynaklara dayalı projelere ağırlık verir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde, 2018 yılında geliştirilen MILGEM projesi, 4 ada sınıfı anti-denizaltı savaş korveti ve bir test ve eğitim gemisi, 4 istif sınıfı çok amaçlı fırkateyn ve 7 TF-2000 sınıfı hava savunma harbi muhribi ile, Pakistan Deniz Kuvvetleri için, 4 cinah sınıfı korvetin yapımını kapsamaktadır. 2014 yılında başlatılan bir diğer önemli donanma projesi de TCG Anadolu'dur. Halen yapım aşamasında olan ve 2021 yılı içerisinde donanmaya katılması planlanan TCG Anadolu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk amfibi hücum gemisi olma özelliğini taşıyacaktır. Üstün bir teknoloji ve tamamen yerli kaynaklarla inşa edilen TCG Anadolu, 12 derecelik eğimiyle üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak ve bu sayede helikopterler dışında uçakların kullanımında kolaylık sağlayacaktır. TCG Anadolu, 4 adet mekanize çıkarma aracı, 2 adet hava yastıklı çıkarma aracı yanı sıra, 2 adet personel çıkarma aracını da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı, yaklaşık 27 bin ton olacak. TCG Anadolu gemisinde görev alması için ilerleyen zamanlarda, pistinden taktik sınıf İHA iniş kalkış yapması planlanıyor. Çok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadı ile kullanılacak olan gemi, asgari bir tabur büyüklüğündeki bir kuvveti, ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle belirlenen yere intikal ettirebilecek. TCG Anadolu, içerisinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri hastaneye sahip olacaktır.